Torunhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Filiz Hanım. Çok memnun oldum programa gelmenize. Çünkü Bilim biliyorsunuz mukabeli. normal şartlarda benim de mesleğim hı hı. gayrimenkul uzmanıyım. O yüzden gün gün içinde o kadar çok duyduğum, o kadar çok sizi yayınladığımdan beri bana yazan takipçilerim var. Hemen sormak istiyorum. Tabii ki. Biz kiracıyı hangi şartlarda tahliye edebiliriz? Şimdi ne ee, acı bir konu. Maalesef. Oldu. Hem başından geleyim zaten pandemi döneminde de bizim beklemiş olduğumuz ihtilafların başında geliyordu bu kirayla alakalı davalar ve hukuki meseleler. Kanunumuzda birçok bununla ilişkin kiracının tahliye edileceğine dair prosedürler mevcuttur. Mevcut ama ee, çıkaramıyorsunuz. Yani onlara da değineceğiz. Öncelikle bu kiracının tahliyesine ilişkin olarak kira en önemlilerinden birisi uygulamada da bizim çok sık karşılaştığımız kira bedellerinin, Ödenmemesine dair e, ihtilaflar, ödemede temerrüde düşmeler, buna ilişkin yazılı tahliye taadünün alınması, ihtiyaç sebebiyle tahliye ve iki haklı ihtarın gerçekleşmesi sebebiyle tahliye prosedürleri mevcuttur. Ama uygulamada en çok benim karşılaştığım hususlardan birisi kira bedellerinin ödenmemesinde Büyük sorunlar yaşanıyor ve bununla alakalı e, tahliye prosedürü gerçekleştiriliyor. Daha mı çabuk oluyor onda tahliye? Yani e, kısmen daha çabuk gerçekleştiriliyor. Çünkü biz bir mülkü satarken hmm. içinde kiracı var. En çok hmm. onu sormak istiyorum çünkü Tabii. en çok bana o sorulmuş. Bu arada kendi yatırımcılarım Tabii. da var. E, Kiracılarla sorun yaşayan. Mesela ben bir mülkü aldırdım. Siz hmm. yatırımcımsınız ve içinde hmm. kiracı var. Hmm. Ben bu kiracıyı çıkaramıyorum ve e, tahliye tahlile taahhütnamesi de yok. Hı hı. Yeni kişinin aslında yasal olarak bir hakkı olması gerekmiyor mu? Şimdi yeni malik şimdi... Çünkü yeni malik onunla bir sözleşme yapmadı. O onu bağlamıyor. Hı hı. Şöyle bir şey var. Şimdi kanunda açıkça belirlenmiş bir husus bu. Yeni malik taşınmazı edindiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bu sürü çok önemli. önemli. Yazılı bildirimde bulunacak kiracıya taşınmazın el değiştirdiğini. E, kiranın e, benimle devam edeceğini veyahut ihtiyacım olduğu sebebiyle bunun tahliye edilmesi gerektiğini biliyorum. Bunu yapıyorsunuz. Evet. Tüm o prosedürleri tek tek yerine getiriyorsunuz ama kiracının umurunda olmuyor. Maalesef e, o da bizim işimiz. Oradaki işte, süreç önemli oradaki işte. Oradaki süreç çok önemli. O sürece ilişkin olarak da e, yeni bir düzenleme geldi. Onunla alakalı da e, gayet e, güzel reaksiyonlar alıyoruz. Ona da deneyeyim hemen ama bu yeni malikin tahliye prosedürünü anlatayım. Şöyle bir ay içerisinde yazılı bildirimde başvuruyorsunuz, akabinde durumu kiracıya bildiriliyor. 6 ay içerisinde eğer tahliye edilmediği zaman kiracı tarafından konulur. 6 ay gibi tabii zamanı bir süre, var yasal çünkü süre var. Yasal, süre var. yasal süreç. Tahliye edilmediği zaman tahliye davası açılıyor. Akabinde diyelim ki kira kontratı bitti mesinden itibaren bir ay sonra sonrasında da bu dava açılabilir. Ancak yeni düzenlemeden bahsetmiş olduğum şekilde ara buluculuk müessesesi getirildi. Evet. Hı hı. Son e, bir yıldır özellikle ara buluculuk Tabii. çok revaçta. Yüzde %60 oranında da e, olumlu bir şekilde Aynen. sonuçlanabiliyor. Onunla alakalı hem kiracı tarafından hem de mülk sahibi tarafından e, e, baya bir e, güzel şeyler aldık, e, sonuçlar aldık onunla alakalı. Sorunsuz bir şekilde herkes hakkını teslim aldı. Yani arabulcuk müessesesi gerçekten kira ile tabii, alakalı ihtilaflarda. yüksek oranda e, <laughs> konuyu çözümledi ama <laughs> genel olarak konu e, bu şekilde hani as, artık yarayan bir kanı olarak. Tabii bizim her daim önümüzde. Yani. Çünkü kiracılar da haklılar. Belki artan kira hı hı. E, bedelleri e, çıktığı zaman aynı rakama bulamayacak. Kira kiralık yer bulmak çok sorun. Yani kendini bir şekilde garanti altına alıp o hukuki süreci yaşamayı göze alıyor. Maalesef. O diyor ki yani olarak. bana ne diyor? Nasıl olsa tahliye davası açtığı zaman da maalesef üzgünüm hani buradan söylüyorum. Ee, evet hani adalet yerini bir şekilde buluyor ama uzun sürüyor. Tahliye davasını açtınız bir buçuk iki yıl ya. Tabii ya bunlar maalesef gerçekler Filiz yani, Hanım dediğiniz hani, gibi. O yüzden kimseyi de ev satarken Hı. hep söylüyorum ben kandırmamaya çalışıyorum. Evde kiracı mı var? ...ya yani maalesef kiracımın tahliye taahhütnamesi yoksa... Hı -hı. ...bunu size çıkarabilirsiniz dersen ben yalancıyım. Doğrudur, <laughs> aynen. Peki kira artışı neye göre yapılır? Son yıllarda %25 sınırlama var. %25 o da bu Temmuz'da sınırlaması var tabii. Bitecek diye bekliyoruz Temmuz'da ama tabii ki bu kesin, kesin bir bilgi bir şey değil. değil. Şimdi buna alakalı olarak kira artışı... ...yani halk tabiriyle e, kimse kafasına göre bir kira artışı gerçekleştirilemez. Kanun bunu da zaten açıkça belirtmiş. Burada... Son e, geçen yılın yani son yılın kira son kira bedeliyle son 12 aylık tüfe yani tüketici fiyat endeksinin ortalaması alınarak bir kira artışı gerçekleştiriliyor. Yani kimse kendi kafasına göre %100, 100 kira artışı ya da elli kira artışı yapamaz. Hani uygulamalarda maalesef bunlarla da karşılaşıyoruz. İşte... Peki ev sahibi diyor ki benim istediğim kirayı vereceksin Hı. vermiyorsan çık bundan sonra da mobbingler başlıyor. Tabii. Burada kiracının yasal olarak hakkı ne? E tabii ki kiracı kanunda e, kanunun çizmiş olduğu Kiracın sınırlar çerçevesinde kiracı <laughs> sahibine ihtilac çekebiliyor mu? <laughs> onda da tabii ki bildirimi gerçekleştirebiliyor. Onda hakları var. Ama kanunun çizmiş olduğu sınırlar çerçevesinde kiracı e, yasal olarak artışını gerçekleştirebilir. Tabii dediğiniz gibi uygulamada biz de çok e, duyuyoruz. Söylerken güzel her şey. E tabii. Yasalar belli. Hı hı. E, prosedür belli. Ama sorun zaten burada değil. Evet. Sorun ne yasalarda ne prosedürlerde. Çünkü zaten alıcı da satıcı da bir şekilde kiracı hı hı. da ev sahibi de haklarını biliyor. Evet. Ama bunu uygulamaya aldığı zaman geçen o süreç çok önemli. O Maalesef, süreç yıldırıcı. Kiracıyla ev sahibi arasındaki ilişki artık çekilmez hale geliyor. Onu Tabii söyleyeyim. çok da her gün ekranlarda Maalesef. izliyoruz yani çok çirkin hı hı. E, veya e, Ölümle sonuçlanan şeylere kadar varıyor. Aynen. Peki bu arada kira tespit davası hangi durumlarda Şimdi açılabilir? Kira tespit davası <laughs> genelde süresi 5 yıllık olan kira sözleşmeleri ve 5 yıldan fazla devam eden kira sözleşmelerinde taşınmazın çevresinin bulunduğu koşulların değişkenlik göstermesi halinde enflasyon oranındaki değişkenlikler ve günümüz ekonomik koşullara ilişkin olarak Malik e, sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimden ya da mahkemeden kira bedelinin belirlenmesini talep edebilir. Yalnız burada şöyle bir şey var. Malik bunu e, talep ederken hukuki bir yararının olması lazım. Az önce konuştuğumuz bir konu evet. var ya ev sahibi işte diyor ki bu kadar istiyorum falan. Bu şekilde bir olmaz. E, beş yıllık kira sözleşme ve beş yıldan uzun süren kira kontratlarında... E, malik emsal bu. diyoruz biz. Emsal, emsal. tespit yani davası. Siz de daha iyi bilirsiniz. bununla <laughs> alakalı konuyu. Ama burada önemli olan taşınmazın çevresindeki değişkenlikler. Bir AVM açılmıştır. E, AVM'dir, okuldur. Yeni bir metro gelmiştir. Tabii, bu tarz şeyler. Yani Bunlar zaten e, mevcuttaki evin değerini artırıyor <laughs> Tabii, bir şekilde. Zaten buna ilişkin olarak da zaten mahkemeler alanında uzman bilir. Size ya biz yap, de her şey yap, evin değerini artırıyor Aynen. artık. Bilir kişiler atayarak bu kira bedelinin e, emsal bedelleri nelerdir onların tespitini gerçekleştiriyor. Peki tahliye taahhütnamesi hangi durumlarda geçersiz sayılır? Çünkü bu çok önemli, bununla ilgili herkes yanlış bilgiye sahip. Tabii. Bir kere tahliye taahhütnamesiyle kontratın o süresini bir anlatalım hukuksal Şöyle, olarak. <laughs> Şimdi tahliye taahhütnamesinde en önemli, hukuki görüşümü söylüyorum kendi fikriyatım, en önemli husus İlk şekil şartı. Şekil şartı da yazılı olması lazım. Mesela bazen e, arıyorlar avukat Bey işte biz sözlü olarak da konuştuk. İşte bu ay çıkacağız falan. Yani Söz uçar yazı kalır. Bu olur. şekilde olmaz maalesef. Yazılı şekil şartı. Noter mi? Noter de olabilir. Ya da son e, yıllarda söyleyen. Yazılı şekilde de olabilir. Kendi el yazısıyla Ke yazdığı daha, daha tabii. E, geçerli değil tabii mi? ki. Şimdi burada geçerlilik yazılı şekil şartı bu tamam. Ama burada da tarafların hür iradesiyle bu tahliye taahhütnamesini imzalaması lazım. Çünkü uygulamada irade sakatlığı dediğimiz haller var. Bunlar nelerdir? Kimse tehdit altında imzalamıyor ki. Şöyle söyleyeyim. Ee, yani hata ile tehdit, yanılma, aldatma, korkutma. Ha yani tehditle olmaz. E, Mobbing diye düşünüyorum. Mob baskı. Diyelim. Hani e, buna ilişkin olarak mesela arıyorlar e, kira kontratıyla beraber tahliye taahhütnamesini imzalatanlar bile var. Geçersiz o. Geçersiz. işte mesela diyor ki avukat bey ben imzaladım ama e, bunun tahliye taahhütnamesi olduğunu bilmiyordum. Ve ikinci olarak e, görmeden imzaladım diyenler de var. Görmeden maalesef. imza. Tabii. Çünkü diyor kira kontratı mesela 6-7 sayfalık bir kira ha, kontratı. O bir dolandırıcılık. Ha, bu şekilde. Hani Bunda irade sakatlığı hallerine giriyor ve bu geçersiz oluyor kesin olarak. Bilginiz olsun. şey de geçersiz değil mi? Ben yanlış biliyorsam eğer beni düzeltin Turulan Bey. E, kontratı yaptınız bugün. Tabii. Bugün ayın atıyorum 20'si. Evet. 20'sinde kontratı yaptınız. Evet. Kira kontratını. Tahliye taahhütnamesini bir 7 gün sonra yapmanız gerekiyor mutlaka. Kira kontratından sonra yapılması gerekiyor. Evet. Kira gerekiyor. kontratıyla birlikte işte ona Hı -hı. geliyor. Kira kontratıyla birlikte imzalat, imzalatılan ve aynı tarihi yazdığı tahliye taahhütnamesi geçerli Aynen değil. Aynen Yani aslında e, buradan Öncelikle onu belirtelim, buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben hep bunu çünkü özellikle e, anlatıyorum, söylüyorum. Peki aslında konuşuyoruz da gelen soruları notlar alıyoruz burada e, sosyal medyadan. Yine sormuşlardı, kiracı ile ev sahibi arasındaki bu açılan davalar ne kadar zamanda sonuçlanır? <laughs> Maalesef ki e, size burada böyle bir iki ay içinde sonuçlanır demek isterdik ama günümüz şartlarında, günümüz Türkiye'sinde bir buçuk, iki yılı, yılı göze almanız gerekiyor değil mi? Şimdi ben biraz bunu e, yumuşak bir halde anlatayım. <laughs> Şimdi o söz konusu tahliye davaları davaların türüne ve nevine göre değişkenlik gösterebiliyor süreler. Mesela e, örnek verecek olursam kira bedenin ödenmemesinde icra takibi uygulamada 7.30 dediğimiz bir e, müessese var. İcra takibi başlatılıyor. 30 gün içerisinde eğer e, borçlu ya da kiracı borcunu ödemediği takdirde e, icra hukuk mahkemesinde tahliye davası açarak hızlı bir şekilde sonuçlandırılabiliniyor. Ama süreleri olarak ben bir yıl desem, üç ay desem, altı ay desem ben burada e, yani mahcubiyetlik doğar. Öyle söyleyeyim. Ama burada önemli olan e, taraflarca yerine getirilme ilkesi dediğimiz bir prosedür var hukukta. Bu ilkeye göre davacı yani mülk sahibi diyelim davasını e, açtığı zaman iddialarını, delillerini ve ispat külfetini yerine getirdiğinde, yine davalı taraf da aynı şekilde savunma savunma hakkını ve savunmalarına ilişkin delillerini ve o da ispat külfetini yerine getirdiğinde, yani mahkemeye önüne tüm delillerini koyduğu zaman hızlı bir şekilde e, dosya karara bağlanır. Onu söyleyeyim size. Ama süre olarak gerçekten bir de bu sürelere ilişkin olarak maalesef mahkemelerin yargı çevresi çevresindeki iş yükü de çok önemli. Ya tabii tabii. Biz Hı. zaten bu süreci söylerken e, şeyden dolayı söylüyoruz. Yani hani kurumlarımızı Hı. zan altında bırakacak bir Hı. şey söylemeyelim. Ondan dolayı değil. Dosya yoğunluğu yüzünden. Dosya yoğunluğu. Var. Adliyelere gidin siz şu anda. Adliyelerde en çok olan dosya tabii. icra ve kiracı kira. ev sahibi anlaşmazlığı, tahliye davaları. Ara, iş, ara buluculuk e, bunu bir yüzde altmış oranında çözümledi Tabii. ama her gün bir yenisi ekleniyor. Mesela şöyle yani e, mahkemelerin iş yükü dedik ama onlar da gerçekten gayet e, özverili bir şekilde çalışma gerçekleşiyor. Mesela örnek verecek olursam bir tane icra dairesi sadece kirayla alakalı e, takipleri de yapabilir. Bir tane mahkeme sadece kirayla alakalı davalara da bakabilir ama yığılma olunca da maalesef, maalesef. E, bununla alakalı sürelerde de e, birazcık sarkma yaşanılabilir. Yani bu da ne kanunumuzdan kaynaklı ne de e, mahkemelerden kaynaklı bir şey. Önemli olan burada... E, sistemli bir şekilde getir, getirilmesi. Az önce söylediğim gibi bir dava açılıyorsa burada dava dilekçesinde belirtilen iddiaların ispatı ve delilleri çok önemli. Bu delillerin hepsi toplanarak davanın açılması daha da yararlarına olur ve süre konusunda da herhangi bir çok fazla sorun e, sorunsallık ortadan kalkar. Vallahi Kiracı ev sahibi gayrimenkulle ilgili konuşulacak o kadar çok konu var ki buna Maalesef. inanın vaktimiz yetmez. Tabii. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar inşallah görüşürüz. İnşallah.